Ahirette insanlara sorulacak. Mesela bu konuyu nasıl değerlendirdin diyecek Cenab-ı Allah bir Darwinist'e. Nasıl anlattın? Anlat diyecek. Bu akıllı molekülleri, kromozomun yapısını, yani bunu Allah size ben göstertim mi diyecek Cenab-ı Allah. Göster. Okudunuz mu? Okudunuz kitaplarda, televizyonlarda gördünüz. Bütün detaylar bildiniz. Nasıl bir açıklama getirdiniz diyecek Cenab-ı Allah. Açıklama yok. Evet. Açıklama yaratılışın dışında yok. Tesadüfen olduğunu düşünüyordum ya Rabbi mi diyecek? Diyemeyecek. Bu arada İnşallah. Ağzı açılır. Yani açıklayacak İnşallah. onu. Peki kromozomu nasıl açıklıyordun? Efendim işte ribozomu nasıl açıklıyordun? Kofulu nasıl açıklıyordun? Enzimi. Hücrenin yapısını, enzimi nasıl açıklıyordun? Beynin içindeki bu görüntü tam renkli görüntü, dışarıda görüntü yok. Beynin içinde tam renkli görüntü görüyordun. Bu görüntüyü gören güç kimdi? Diyecek Cenab-ı Allah. Ses kulağında duyan, beyninde kulak getiriyor ama elektrik akımı getiriyor. Beyninde bunu duyuyordun müzik olarak. Evet. Bunu duyan kimdi diyecek Allah. Kokuyu beynin içerisinde duyan kimdi? Böyle binlerce ona soru sorulacak. Ve bu çok uzun bir süre sürecek. Her birine ayrı cevap verecek. İnşallah. Hepsine teker teker cevap verecek. Küfredenler. Yani iman etmeyenler. Bunların tamamını açıklık getirmeleri gerekir. Ve getiremeyecekler. İnşallah. Açıklayamayacaklar. Her seferinde onların aleyhine olmuş olacak. Sustukları yerde de dilleri konuşuyor. Gözleri de konuşacak eğer yalan söylerlerse. Yani hatta şaşırıyorlar bunu nasıl bir şey diyorlar. Evet. En ufak bir şeyi unutmamış diyorlar. Evet. Her şeyi hatırlıyor diyecek diyorlar. Yani yanlarında ellerinde olan bir küçük bir parça var ufak. Bütün hayatları onun içinde kodlu. En ince detayına kadar. Mesela çocukluğundaki olaylardan itibaren kendi unuttuğu olaylar da onun içinde var. Hepsi orada. İnşallah. O şaşırıyor işte o yüzden. Evet. Nasıl bir şey bu diyor. Bütün detayları veriyor. Evet, diyor. Gün gün saat saat bütün hayatını görecek. Her gün. Yani Allah için zaman biliyorsunuz bir şey değildir yani. Tabii. Dakika dakika bütün ömrünün her anın tek tek hesabını verecekler. Yani hepsini açıklık getirecekler kendi kafalarına göre. Ve her yalan söylemelerinde her şeyde doğrusunu o diller söyleyecek. Ve sonra diyorlar ki biz hak ettik diyorlar cehennemi diyorlar. Yani Yani inşallah. samimi kanaatimiz biz hak ediyoruz diyecekler. Yani dürüstçe. Orada bir dürüstlükler olacak yani. Samimi kanaatleri gelecek. İnşallah, inşallah. Doğru diyecekler. Müslümanlara da ya Rabbi, mesela Cenab-ı Allah diyor ki mesela şu günün şu saatinde ne yaptın diyor. Ya Rabbi ben tebliğ yaptım diyor. Şu saatte ne yaptın diyor. Namaz kıldım diyor. Şu saatte ne yaptın? Hayır yaptım. Ertesi günü soruyor Cenab-ı Allah. O günde diyor iki kişiyi barıştırdım. Zulmettiler, sabrettim ya Rabbi diyor. Mesela beni hapse soktular, sana ibadet ettim, sana şükrettim diyor. Param vardı, gittim kitap dağıttım diyor. Hepsini tek tek Allah anlattırıyor. En son anlattırılan, ama bu onore olması için anlattırıyor Müslümanlara. Bu tabii, sorgu değildir tabii, bu. İnşallah. Tabii. Müslümanın da çok uzun sorgusu var. Ama onore olması içindir. Yani hep Allah yaptığı hayırları bütün insanlığın göz önünde ona anlattırıyor. Herkes duyuyor. Bütün dostlar herkes duyuyor. Ki cennette onu daha çok sevmelerine sebep olacak. İnşallah. Yani cennette Allah Allah diyorlar ya ne muhteşem insanmış diyorlar. Çünkü gizli yaptığı iyilikler de var. Gizli çektiği çileler var, acılar var. Onlar ortaya çıkacak. Senin bu gizli acından haberi var mıydı insanların diyecek Cenab-ı Allah. Ya Rabbi kimsenin haberi yoktu diyecek. Allah onu gösterecek. Bak böyle bir acı çekti bu diyecek. Ve bana karşı sevgisi, muhabbeti daha arttı diyecek bunun. Ve şöyle gizli bir hayır yaptı, kimsenin haberi yoktu. Ve böyle güzel yönleri vardı, bunları da bilmiyordunuz. Ve bunları da gösterecek Allah insanlara. İnşallah. Küfrün de yaptığı gizli bütün ahlaksızlıkları, cinayetleri, pislikleri, rezillikleri tek tek hepsi böyle canlandırılarak gösterilecek. Yani gizli hiçbir şey kalmayacak. Hani onlar diyor ya, gizli zannediyorlar. İnşallah. Onların da gizli yaptığı bütün ahlaksızlıklar gösterilecek. İnşallah. Tamamı. Bu sorgusu yapılan Müslüman, bütün dünyanın sorgusu yapılan en sonuncu olan Müslüman, en başta sorgusunun yapıldığını zannedecek. O kadar kısa bir zaman evet. içinde oldu. Yani ilk kendisinin sorgusunun yapıldığını zannedecek. Tabii. Yani zaman kavramı
Allah'ın kontrolünde olduğu için çok süratli, yani bütün ömrünü çok süratli bir anda bitirip anlatacak. Bir anda. İnşallah. İnşallah. Ve hemen cennet alınıyorlar ondan sonra da. İnşallah. Ama tabii bir aşamaları var. Yani hoşlarına gitsin diye Cenab-ı Allah. Önünde ışık var, sağında ışık var, yanında sürücüsü var. Mesela o ortamda, o karanlık ortamda ilk şey de öyledir. Yani cehennem ehlinden beraber toplanıyor Müslümanlar. Cehennem ehli diz çökün diyor Allah. Hepsi diz çöküyorlar. Müslümanlar ayakta kalıyorlar. Siz Cenab-ı Allah geçin diyor. Tabi bu tarz bir uslup değil tabi. Cenab-ı Allah'ın uslubu, onun ne kadar güzel olacağını, ne kadar hoş olacağını bilirsiniz. Yani insan uslubu gibi değil. Ve o sürücülerin yanındakilerinin göstereceği sevgiyi ve nezaketi de tahmin edersiniz. Daha kapılarında karşılıyorlar hoş geldiniz diye. Cennet İnşallah. Kapılarından girerlerken. İnşallah. Büyük bir sevgi, selam size diyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Esenlikle girin diyorlar güvenlik yurduna. İnşallah. Kapısı kapandıktan sonra bitti. Sonsuza kadar oradasın. Yani mümkün değil. Yani Allah'ın yok olması nasıl mümkün değilse cennetin kayıp yok olması da mümkün değil. Cehennem için de böyledir. Cehennem de asla yok olmaz. İnşallah. Cehennemin kapıları kapatıldıktan sonra konu bitiyor. Ondan sonra diyor işte Rabbinize söyleyin de diyor. Daha hala züppelik yapıyorlar. Evet. Bak Rabbinize. Ya Rabbi beni buradan kurtar demiyor. Tabii hala inkar. Rabbinize hala söyleyin de bize şu size verdiği nimetlerden bize de versin diyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnşallah. Küstahlık yapıyor hala. Allah diyor gurur ve enaniyetten daha göz ucuyla bakar. Yandan böyle. Çaktırmadan göz ucuyla bakar. Kendi kafalarını yani. Tabii hak edenler söylüyorum. Ama mesela bu dünyada kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği biz bilemeyiz. Yani kafir Tabii. dahi olsa son nefeste ne olacağını bilemeyiz. Müslüman evliya bildiğimiz bir insan dahi olsa son nefeste ne olacağını biz bilemeyiz. Tabii bilemeyiz. Yani bu da var yani. Bu da bilinecek inşallah. İnşallah. İnşallah.